Değerli basın mensupları, değerli dostlar, 12 Eylül'ün 44. yılındayız. Ne darbe, ne diktatörlük, karanlığa teslim olmayacağız diyerek bugün burada bir basın açıklamasıyla gerek 12 Eylül'de yaşadıklarımıza ve 12 Eylül'den bugüne devam eden uygulamalara dair düşüncelerimizi sizlerle, kamuoyuyla paylaşmak, yetkililere sorumluluklarını tekrar hatırlatmak istiyoruz. Buradayız çünkü ağır bilançosunu aşağıda yer alan açıklama ekinde paylaştığımız askeri darbe 12 Eylül 1980 sabahı 03'te buradan TRT'den duyurulmuştu. 12 Eylül'ün bilançosu ağırdı. Alelacele ve adil yargılanma ilkelerine riayet edilmeden yapılan yargılamalarla 517 kişiye idam cezası verilmiş ve 50'si infaz edilmişti. 300 kişi kuşkulu bir şekilde ölmüş, 171 kişinin işkenceden öldüğü belgelerle kanıtlanmış, 11 kişi gözaltında kaybedilmişti. 1.683.000 kişi fişlenmiş, 650.000 kişi gözaltına alınmıştı. 14.000 kişi vatandaşlıktan çıkarılmış, 30.000 kişi siyasi mülteci olarak yurt dışına gitmek zorunda kalmış, 30.000 kişi sakıncalı olduğu için işten atılmıştı. 937 film sakıncalı bulunduğu için yasaklanmış, 23.667 derneğin faaliyeti durdurulmuş, sırf İstanbul'da 300 gün gazetelerin çıkması engellenmişti. 31 gazeteci tutuklanmış, 300 gazeteci saldırıya uğramış ve 3 gazeteci öldürülmüştü ve tam 49 ton gazete, dergi ve kitap sakıncalı olduğu iddiasıyla imha edilmiş, basın özgürlüğünü kısıtlayan 151 yasa çıkartılmıştı. Üzerinden tam 44 yıl geçti. Ancak halen 82 tarihli darbe anayasası yürürlükte, darbe anayasası ile hayatımıza sokulan kurumlar iş başında. Ve özellikle 2016-2018 OHAL sürecinde yaşanan ağır bilanço, devamında çıkarılan yasalar ve hakim politikalarla insan hakları normları ve demokrasi ilkelerinin yanında yürürlükteki hukukun dahi yok sayılması sonucunda yaşanan yaşam hakkı ve işkence görmeme hakkından ifade özgürlüğüne, örgütlenme özgürlüğünden toplanma özgürlüğüne, eğitim hakkından sağlık hakkına, çevre hakkından insan onuruna yaraşır bir yaşam hakkına, temel haklarımızın aymazca ihlal ediliyor olması gösteriyor ki 12 Eylül kurumları yanında zihniyeti ile de halen iş başında. Nitekim 12 Eylül darbesine karşı olmakla övünen AK Parti hükümeti uzun iktidar dönemi boyunca sadece kısmi anayasa değişikliklerine imza attı ve darbelerle hesaplaşmayı göstermelik bir 12 Eylül yargılaması ile sınırlandırdı. İşlenen insanlığa karşı suçları göz ardı eden bu göstermelik yargılamada işkence ile öldürülenlerin hesabı sorulmadı. Gözaltında kaybedilen Cemil Kırbayır, Mahmut Kaya, Hüseyin Morsümbül, Nurettin Öztürk, Zeki Altunbaş, Hayrettin Eren, Nurettin Yedigöl, Süleyman Cihan, Mustafa Hayrullahoğlu, Maksut Tepeli ve idam edildikten sonra bedenleri kaybedilen İlyas Has ve Veysel Güney için adalet arayışına dahi girişilmedi. 12 Eylül zihniyetinin yarattığı 90'lı yıllar kabusu ve 12 Eylül 94 günü Kenan Bilgin'in kaybedilmesiyle darbe arasında bir bağ kurulmadı. Bilindiği üzere iktidar bununla da kalmadı.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi 2016-18 yılları arasında 2 yıl süren o hal, 18 Nisan 2017 tarihinde yapılan anayasa değişikliği, 31 Temmuz 2018 tarihinde yürürlüğe giren ve OHAL yetkilerinin devamını sağlayan 7145 sayılı torba kanun ve bu kanun sonrasında çıkarılan bekçiler kanunu, çoklu para yasası, sosyal medya sansürü yasası, ceza infazında eşitsizliği derinleştiren ve işkenceye zemin hazırlayan yasalar, sivil toplum örgütlerine kısıtlamalar getiren yasal düzenlemeler ve yine 20 Mart 2021 tarihinde İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması ve hak ve özgürlüklerine getirilen yasak uygulamaları ile 12 Eylül pekiştirildi. Ve hükümetin OHAL yetkilerini 3 yıl süreyle uzatan yasanın 2021 yılında kabulü ile rejim OHAL koşullarının ötesine geçtiğini ve rejimin otoriter tarzda yeniden yapılandırılmasıyla amacıyla hareket ettiğini de göstermiş oldu. O tarihten bu yana hak ve özgürlüklerin hukuka aykırı müdahaleler, keyfi yasak kararları ile kullanılamaz hale getirildiğine, toplumsal dayanışmanın, terörle mücadelenin finansmanının önlenmesine dair yasa ile maskelenerek engellendiğine tanık oluyoruz. Ve halkın iradesini yok sayan kayyum uygulamalarının daha önceki yıllarda yaptığımız açıklamalarda da dikkat çektiğimiz üzere yok sayıldığı pek çok uygulama bugün halen devam ediyor. 12 Eylül'ün 44. yılında neler yaşandığına, bugüne kadar neler yaşandığına dair açıklamamızda ayrıntılar var. Ancak sizinle özet olarak darbeleri önlemek için yapılması gerekenleri paylaşmak istiyoruz. Ve diyoruz ki, özetle diyoruz ki, darbe kurumlarını kapatmak, hak ihlallerine neden olan yasaları tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırmak, darbecileri ve darbe sürecinde işlenen suçları cezalandırmak, darbe nedeniyle doğan zararların giderimini de kapsayacak şekilde onarıcı adaleti sağlamak, hak ve özgürlükleri evrensel ölçülerde genişletmek ve baskıdan kalıcı olarak kurtarmak, hak ve özgürlüklerin ihlaline karşı siyasi iktidarı durduracak, denetleyecek mekanizmalar oluşturmak, demokratik ve özgürlükleri esas alan yeni bir anayasa yapılması, demokratikleşme yanında çatışma çözümü ve pozitif barışı sağlamak ve kurumsallaştırmak. Otoriterleşme yolundaki ısrarına rağmen darbe karşıtı olduğunu söylemekten vazgeçmeyen hükümeti 12 Eylül'e ve darbelere karşı olduğunu bir kez daha ispata çağırıyoruz. Darbelere de, otoriterleşmeye de hayır. İnsan hakları, demokrasi, barış hemen şimdi. Karanlığa teslim olmayacağız. İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi. Katılımınız için teşekkür ediyoruz.